Rıza Hoca planını doğru yapmış. Fenerbahçe de buna karşı gelemedi. Yani maç içinde yaptığı değişiklikler, oyunla oyuncu değişiklikleri e, Sivas'ın planını bozmadı. Evet. Ya çünkü şöyle bir durum var. Ya, Fenerbahçe kendi kendine gol yiyebiliyor. Rakibe ihtiyaç yok. Bunu söylüyorum başından beri. <laughs> evet. Kendi kendine gol yiyebiliyor. Dolayısıyla Rıza Hoca da bunun üzerine bir plan kurmuş. E, Çok da güzel uyguladı. Maç bu. içinde tabii buna cevap veremiyor olmak Fenerbahçe açısından hakikaten... E, Acı bir durum. Bir söz var ya orta sahan kadar varsın diye. Dün akşam onu mu gördük yoksa her yerde mi sıkıntı var? Bence yani? her yerde sıkıntı var. Esasında şu görüntüleri hemen alalım. Yani sadece uzun toplardan bile ee, Sivas Spor Fenerbahçe'yi yenebilirdi. Öyle de oldu zaten. Neredeyse. Akışa yazmış Cem Durak. Evet. Sivas Spor'un uzun topları diye. Yani bundan sonra şimdi ilk başlık foto maç işte kılınç arasını yedik. İkinci başlık Sivas'ın <laughs> uzun topları dedim. Navarro'nun topları gibi ee, yazmış oraya güzel kardeşim. Ama Sivas Spor... Sivas diye bir yer var. Navarone diye bir yer yok biliyorsun. <laughs> gümbür gümbür onlar da oynuyor dün akşam. Yani tek pas, uzun pas, bir kafa kimse zorlamıyor. Kimse zorlamıyor. O çok ilginç. Yani Ozan nereye gideceğini bilmiyor. E golü de böyle attılar zaten. Evet. Tek pasta yani. Ve yani orta sahadan gelen yok. Şimdi ikincisi. Savunmadan gelen yok. Kafaya çıkan yok. Kafaya çıkan yok. Yani uzun topu atıyorsun ve oradan yürüyorsun. Ceza önüne evet. indiriyorsun. Bunu da geçelim. Bir sonraki. Bu tekrar geçelim. zamanımız var. <laughs> evet evet. Bu olacak iş değil. Hakikaten olacak yani, iş değil. Hop. Çok ilginç. Yani bu hakikaten Şimdi olacak boy iş değil. Geldi. Hiç kimse yani sahada hiç kimse olmadığını düşün Fenerbahçe'de. Yani Sivas tek başına ne yapacaksa onu yaptı rakip olması Bak, değil mi? Bak tek başına olsa da bu kadar olur yani. Doğru. Fenerbahçe 11'ini dışarı al. Böyle atarlar golü. Hiç direnç yok. Hiçbir plan yok, hiçbir ve halbuki yani bu bir sonraki şey uzun top yine. Gene yok çıkan. Devam bu edelim. Bu bir sonraki 5. evet. Daha da vardı iş bize aldı Cem 6 tane bulmuş. Yani daha da bulmuş da gene yok yani topun atıldığı kalecinin attığı yerde Sivas sporlular topu indirecek ve Fenerbahçeliler hiçbir Bir fiziki daha, e, müdahalede bulunmuyorlar. Böyle elini kolunu sallayarak gayet Şimdi bu, uzun topları aldılar. Yani. Şimdi e, bundan fazlası da var. Yani sadece bu kadar değil biz 6 tane Cem sağ olsun 6 tane çıkarmış daha fazlası da var. E şimdi buna hani ilk 20 dakika 30 dakika görürsün golü de yedin falan bir bir, çare bulunur değil mi? doğal olarak Yok. gelmesinler diye. Şimdi mi? sen bir şey söyledin. Yani orta sahan kadar varsın diye. Ee, yani şimdi Fenerbahçe orta sahasının e, ilginç olan bir, şöyle de bir durum var. Fenerbahçe istemiyor değil, yapamıyor. Böyle de bir durum var. Peki. Ayaklar gitmiyor, olmuyor yani. Şimdi ne, ne, yapmış Fenerbahçe? Ozan'ı orada. Şimdi Ozan Luis Gustavo ikilisinin o merkezde olması lazım. Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosunda başka bir yöntemi yok. Luis Gustavo Ozan ikilisinin Fenerbahçe'nin çıkışa geçtiği iyi olduğu dönemlerdeki bütün numarası oydu. Oradaki ikilinin direnci topla oynaması birbirlerini Gustavo, tamamlıyor. Gustavo garantiyi alırken bölgeyi alan boşaltmasına Ozan seviyet orada, veriyordu. Ozan'ın o da ekstra işlere koltuğu Ozan da ekstralarını yapıyordu. Şimdi peki Ozan'ı geri çekiyorsun. Luis Gustavo su oynamak istemiyor. Olmuyordu zaten. Fransa'da da oynamak istemiyordu zaten. Yani istemiyor adam stoper oynamak istemiyor. Ne yapalım o istemiyor. Ozan'ı koyalım oraya dediler. Peki Ozan'ı oraya koyduğun zaman, bir orta saha oyuncusunu stopere çektiğin zaman şöyle düşünürsün. Ya belki e, fizik olarak bir yani oyun bilgisi olarak bir stoper işini yapamayabilir bu oyuncu ama en azından ayakları yani top yapar pas yapar bir üçüncü orta saha gibi işi kurtarır. E peki Ozan onu yapıyor mu? Bir tane pozisyon var mesela. Örnek pozisyon bu. Sivas Spor akını geliyor. Ozan'ın önünde top. Ozan topu nereye atıyor? Alabilir miyiz Ozan'ın ayağına topu tekrar? Yani uzun topla geliyor zaten Sivas Spor. E, paslaşarak geldi. Fenerbahçe'nin de tamamı burada. Durduralım. 1-2-3-4-5-6-7-8 Ozan'la birlikte 9 oyuncu var. Bir kişi de dışarıda duruyor. Evet. Peki ne yapıyor Ozan? uzaklaştırıyor. Nereye? Uzaklaştırmıyor. Rakibe veriyor. Yani. Sonrası ne oluyor? Sivasspor'a pozisyon. Veriyor. Yani ciddi pozisyon oluyor sonunda. Şimdi orta sahadan savunmanın merkezine kaydırdığın oyuncu atıyorum yani Gerard'ı çektin. En azından ayağı iyidir. Mascherano'yu çektin. Ayağı iyidir. Yani ben net bir stoper kullanmıyorum ama ama ayağı iyi adam kullanıyorum. En azından yani şimdi burada topu geldiği zaman öyle bir çıkarır ki topu. Stoperden doğacak eksikliği onunla ben gidermiş olurum. E o da yok. O yüzden olması çok zor. Sivas Spor'da bundan iyi yararlandı. Ve hemen hemen maçın tamam. Şimdi Ömer Faruk'u falan nasıl değerlendireceğiz bu yapının içinde? Değerlendiremeyiz.